Evet, değerli arkadaşlar, iyi akşamlar. Bu akşam Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin ürojinekoloji konusunda düzenlediği webinarımızı yapacağız. Tüm katılanlara hoş geldin diyorum önce. Değerli konuşmacılarımız var bu webinarda sunum yapacak. Eray Çalışkan Hoca, Profesör Doktor Eray Çalışkan, Okan Üniversitesi'nden TJOD Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Ürojinekoloji Derneği üyesi. Profesör Doktor Akın Sivaslıoğlu Hoca, Ürojinekoloji Derneği Başkanı, aynı zamanda Uluslararası Pelvi Perinoloji Derneği'nde de genel sekreterlik görevi var. Muğla Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı'nda. Fulya Dökmeci Hoca, Profesör Doktor Fulya Dökmeci Ankara Üniversitesi'nden. O da Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Başkanı. Özgür Yeniyel Özat, Doçent Doktor Ahmet Özgür Yeniyel. O da Ege Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı'ndan. Aynı zamanda da Türk Ürojinekoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Ben çok uzatmadan başlangıcı önce Profesör Doktor Eray Çalışkan Hoca'ya söz vermek istiyorum. Kendisi bize pelvik cerrahideki önemli anatomik noktaları anlatacak. Sorularınız olursa sorular bana iletilecek. Tüm konuşmaların sonunda soruları tek tek istediğiniz konuşmacıya yönelteceğiz ve bir tartışma ortamı olacaktır. Şimdiden iyi bir bilimsel toplantı diliyorum. Buyurun Eray Hocam, başlayabiliriz. Sayın Hocam, değerli izleyiciler, teşekkür ediyorum. Bana söz verdiğiniz için süremi başlatıyorum. Bugün size değinmeye çalışacağım şey, POP cerrahisinde ve stres üriner inkontinans cerrahisinde önemli anatomik cerrahi noktalar. Sakral kolpopeksi anatomisinden başlamak istiyorum. Sakral kolpopeksi de presakral alanda middle sakral arter önemli ve sakrumdan çıkan sinirler önemli daha aşağı seviyelerde. Asmamız gereken alan şu sarı treseyi gördüğünüz S2 S3 civarından başlayarak medialde sol ortada rektum, sağda ise şu kesikli sarı çizgi olan üreter tresesinin arasından bir peritone altı kanal açarak uterusu koruyacaksak, servikse uterusu korunmayacaksak bacak kubbesine örgüyü bağlamak. Bu anatomide de lateralde üretere, medialde rektuma ve presakral alanda da damarlara dikkat etmemiz gerekiyor. Presakral alanda neler var? İnferior vena cava var. Onun üzerinde aort var, ikiye ayrılan. Sağda solda kenarlarda üreterler var dedik. Burada askıyı asarken eğer promontorium asarsanız askıyı biraz gevşek bırakmak gerekiyor. Eski S3'e asacaksanız aksın daha iyi olduğunu görüyoruz. Promontoriumda en önemli yapı da orta sakral arter. Bunun birçok varyasyonu var. En çok iki aortun ve common iliac arterin ortasından çıkıyor ama her birinden ayrı ayrı çıkabilir. Ona dikkat ettikten sonra promontoriumu asılabilir. Bir dakikada nasıl yapıyoruz? Promontoriumun önünden peritonu kaldırdıktan sonra medialde rektum var şurada. Lateralde üreteri trasesi şurada görüyorsunuz. Kıpırdıyor üreterde. Oradan ikisinin arasından tüneli açarak ilerliyoruz. Şurada gördüğümüz üreter, şurada gördüğümüz rektum. Peki midüreteral askı için ne var? TVT, TOT ve Birch ameliyatlarında amacımız midüretrayı asmak. Burada taklit ettiğimiz şey pubeüretral ligaman. Şu gördüğünüz üretra çıkışı prepubik alanda, prepubik alandan başlayan pubeüretral ligamanı görüyorsunuz. Bu ligaman midüretraya doğru geliyor prepubik alandan. Yine retius alanını açtığımızda batın içerisinden şurası simfizis pubis kemiği. Şurada gördüğünüz iki tane alan pubeüretral ligaman, bu ortasındaki üretra ve burası mesane görüyorsunuz. Burada Cooper ligamanları. TVT'de
üretrayı iki taraftan sararak yukarıya doğru asıyoruz. Totta ise yanlara doğru bir stabil zemin oluşturuyoruz. Obturatör geçişlerde amacımız örgüyü obturatör membranı delerek geçirip üretra altından, tabii mini silinklerde bu obturatör membranı delmiyoruz. Obturatör membranların bir özelliği var, önemli olan. Orada lateral superior alanından obturatör arter, ven ve sinirin çıkıyor olması. Bu geçişlerde önemli çünkü bu pakeye ne kadar yaklaşırsanız kanama olasılığınız ve daha sonra kasık ağrısı olasılığınız artıyor. Eskiden şu alandan tot geçerdi, en medial alandan. Ancak şimdi değiştirilen tot yönteminde, Atın Hoca daha iyi anlatır, yukarıdan girip önce bir düz gittikten sonra üretra altına dönüyoruz. Ya da double obturatör dört kollu örgü geçişlerinde de yukarı ve aşağı alanlardan geçmek lazım. Yine burada obturatör membranı içeriden hissederek sinir pakesinden uzak durmak lazım. Sinir pakesi obturatör membranından şu şekilde sinir, ven, arter olarak geçiyor. Ve bu sinirin dalları var. Bu dalları sıkıştırırsanız kasık ağrısı olur. Eğer oluyorsa o kolu çekip TVT'ye dönebilirsiniz o bölgede hastada. Obturatörden çıktığı zaman kancalar obturatör kanaldaki içeride, bu medial görüşümüz, medyandan obturatör internus kasından çıkıyor. Bu zaman arter, obturatör arter ve sinir pakesine olan uzaklığı 2,5 santimetre medyalde de TVT geçişini görüyoruz. TVT'de askıda yukarıya doğru şu şekilde kancalarımız geçiyor. Ortada etrafın parmağı, burada bir sonda var, burada var. Vajinal yapacağımız zaman bu anlıyor alanda. Cam üzerine doğru kancaları geçiyoruz. Buraya erken geldiğimiz alanlarda levator aninin iç kısmı olabilir. Bu arcus tendinus fasciatalis ya da ve daha yakın alandan geçenler de var burada askı kullanımında. Tamamen prepubik pubic ligamanları retropubik olarak taklit eden. Şurada görüyorsunuz üretra geçişler retropubik alanda. Eğer bu kanca ucunu çok ileriye iterseniz bağırsak yaralanır ya da mesane yaralanabilir. Bazı olgularda, histerimizde olgularda özellikle bağırsak yakına, pubik alana yapıştığı için onların yaralanma olasılığı fazla. Eğer kancanın ucunu çok oynatırsanız, arkayı sağlam tutmazsanız, lateralde korona mortis denilen alana yaklaşabilirsiniz. Şu gördüğünüz alanda, aksesuar obturatör venlerinin olduğu alan ya da obturatör sinir arter veni yaralayabilirsiniz. Hatta ekstern ilyak vene kadar girenler var ama bunun için iyice kontrolsüz bir giriş yapmak lazım. Örste ne yapıyoruz? İşte şu gördüğünüz yine üretra alanı. Şurası paravajinal alan. Üretranından paravajinal alandan ya da işte kuboservikovajinal fasyadan alacağımız ısırıklarla Cooper ligamanına asıyoruz. Bu açtığında retinus alanının görüntüsü. Orada ön tarafta simfiz pubis var. Sütürde bir ya da iki sütürde orta üretra alanını Cooper ligamanlarını asıyoruz. Bunlar eriyemeyen sütürler oluyor. İyice yapıştırmamak lazım. Yapıştırırsak o zaman idrar yapmada zorluk yaşayabilir hastalarımız. Eğer örgü ameliyatları yapacaksanız organ prolapsusunda burada tutundurma yerleri olarak bileklerden biri sakrospinaz ligamen. Sakrospinaz ligamana baktığımız zaman lateralinden şurada kokiks ve sakrumun olduğu alan, şurası laterali. Lateralinden pudental arter, pudental sinir ve daha lateralinden de siyatik sinir geçiyor. Yine arkadan baktığımızda şu tarafta sakrumun kaldığını görüyorsunuz. Şurasında spinae sciaticum, sacrospinaz ligamen. Burada siyatik ligamenin farklı dalları yine kokiks kasına doğru gidebilir ve sacrospinaz fiksasyon sonrası hastalar kasık ağrısı hissedebilir. O durumda absorbable sütürle yaptıysanız bekleyebilirsiniz ama non-absorbable sütürle yaptıysanız o sütürleri açmanız gerekir ağrıdan uzaklaşmak için.
Ön yama kullanabiliyoruz bazı olgularda. Dört kollu örgü kullanabiliyoruz. Bu double çift obturatör geçişli olabilir. Ya da ön dallar obturatörden geçerken arka dalları spinoskiyodikumun üzerine doğru fikse edebiliriz. Onun için ön yamada dört önemli anatomik tutundurma noktası var. Obturatör membranının altında obturatör internus klasının fasyası, arkada da spinoskiyodikumda levator planının üzerinde 0.5-1 cm daha laterale doğru. Ön yamada obturatör geçiş, şurası obturatör membran olarak düşünecek olursak, üstten ve alttan geçiyoruz. Bu ön yamadaki dört kollu olduğunu düşünürseniz ön kolların geçiş alanı, inferiordaki bölümde arka kolların geçiş alanı ve arka kollar inferior apikal bölgede internus obturatör internus klasıyla sacrospinöz ligamanın birleşim alanına doğru bir fiksasyon sağlıyor. En son durumda baktığınız zaman da pubocervikovayı edecek şekilde mesane altına dört kollu meşin önde obturatörlerde arkada spinoskiyodikuma doğru yerleştiğini görüyoruz. Arka yama kullanacaksak posterior intravaginal sling olarak düşünmek lazım. Bu kasının önemli bir nokta bizim için yamada. Spinoskiyodikum ve spinoskiyodikum ne diye diğer önemli nokta. En son halde bu arkada denominaler fasyasını görüyorsunuz. Rektovajinal fasya. Burada daha sonra derinden çıkıyoruz. Bu az. Derinden çıktığımız alan anüsün 4 cm lateral ve 4 cm posteriorundan. Buradan deldiğimiz yapıları bakacak olursak buradaki kas yapılarını, levator planı ve gluteusu delmeden aradaki boşluktan girerek İçeride mutlaka sakrospinöz ligamanın içi bir köşesinden geçtiğimizi hissederek daha sonra tekrar vajene dönmek gerekiyor. Ekleyeceğimiz şey oradaki rektumun parmakla korunması, parmak ucuyla yönlendirilmesi. En son halde orta tarafı da vajen kubbesine dikildiği için vajen kubbesi sakrospinöz ligamantlara doğru iki tarafta ve oradan da perineye doğru sabitlenmiş oluyor. Benim sürem doldu. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Eray'cığım çok teşekkür ederiz. Soruları dediğim gibi konuşmaların sonunda alacağız. Şimdi Profesör Doktor Akın Sivaslıoğlu Hoca'ya söz vereceğim. Kendisi bize askı operasyonlarının güncel durumunu anlatacak. Ürojinekoloji epey tartışmalara neden olmuştu son dönemde. Buyurun Sayın Hocam. Sayın moderatör, değerli panelistler, sevgili katılımcılar, sizlerle paylaşacağım konu askı cerrahilerine genel bakış. Sorun askı cerrahisi olunca konumuz doğal olarak üriner inkontinans. Dolayısıyla kısaca bir üreter kapanmaya bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu bir doğa mucizesi. Özellikle üreter kapanma ile ilgili sürecin iki esprisi var. Bir tanesi proksimal kapanma, diğeri ise distal kapanma. Özellikle proksimal kapanmada levator plakla anüsün uzun kasının ortak kasılmasıyla mesane arkaya doğru çekiliyor. Özellikle bu pubokoksiyus kası da öne doğru çekerek özellikle trombolini yaratıyor. Bu geri çekiş özellikle güçlü puburetral ligamanların varlığında üretranın kilitleşmesine yol açıyor. Bu arada pubokoksiyus kasının da özellikle üretrayı vajen ve dolayısıyla simfis pubis'e doğru çekmesi de özellikle üretranın kapanmasını sağlıyor. Dolayısıyla özellikle bizim için esas önemli olan detay bu iki mekanizmanın çalışmasını sağlamak. Şimdi inkontinans cerrahisinde... Akıncığım sözünü kesiyorum ama şehir sıklığın yaptın mı sunumu? Sunum şimdi şu anda görülmüyor çünkü. PowerPoint sunumunu yapalım şehir screen. Ben şehir screen'deydim ama herhalde tekrar yapmak gerekiyor.
Oldu mu? Şimdi oldu. Evet. Tamam, peki. Özellikle ürünler inkontinans cerrahisindeki operasyon tiplerine kısaca bakacak olursak, ki esas konumuz mitroretral, supraretral askılar, temelde 5 tip ameliyattan söz edebiliriz. Özellikle paroretral retropubik, transoperatör ve tek insizyonlu askılar üzerinde konuşmak istiyorum. Prepubik ve spiral askıları daha sonraya bırakırız. Paroretral retropubik askılarla ilgili söyleyeceklerimize gelecek olursak, 1990 yılında Ulf Ormstein tarafından Peter Petros'un çalışmalarına dayanarak ortaya atılan bir ameliyat tekniği aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı yapılabiliyor. Özellikle güvenin alan gördüğünüz şu zon. Bu zonun içinde kaldığınız takdirde ciddi bir damar komplikasyonu yaşamıyorsunuz. Ancak fazla işlere girerseniz bu defa da mesane komplikasyonuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Güvenli bir paroretral retropubik askının yapılabilmesi için ise özellikle kancanızın hastanın omzunu hedeflemesi gerektiğini unutmayın. Laterale kayarsanız olgularda özellikle büyük damar yaralanması, medyale kayarsanız olgularda mesane yaralanmasıyla karşı karşıya kalabileceksiniz. Eğer bu alandaki anatomik yapılara dikkat edecek olursanız mevcut mesafeler cerrahinin uygulanabilmesi anlamında güvenli aralıklar. Standartların dışına kayıldığında ise sorun var. Şunu unutmayalım, TVT, üriner inkontinans cerrahisinde özellikle başarı açısından diğerleriyle aralarında dramatik farklılıklar olan bir cerrahi tipidir. Ancak komplikasyon açısından özellikle yaşamsal komplikasyonlarda göz önüne alınacak olunursa tabii ki daha güvenli ameliyatlara değer değiştirilmiş ve bunun pratik sonucu olarak da 2001 yılında Delorm transoperatör askıyı bizlere tanıttı. Özellikle daha sonra Deval bunun içten dışa uygulanan formunu geliştirdi. Türkiye'de yapılan oblik dottur. Ama ameliyatın mucidi Emmanuel Delorm retropubik totu önermekte. Oblik totun açık yazısı yapılmasını istememekte. Çünkü oblik totun ciddi anlamda komplikasyonlara açık bir cerrahi olduğunu ortaya koymakta. Anatomik çalışmaları ya da bunu netleştirmiştir. Özellikle oblik geçişteki damarsal yapıların nasıl, hangi yapıların geçildiği ile ilgili ayrıntıya gitmek istemiyorum. Ancak şunu lütfen unutmayın. Transoperatör askıdaki en önemli sorunlardan bir tanesi operatör membranda yaptığı yaralayıcı etkidir. Devamında neuroblik tot diyoruz. Onu yerine retropubik todu favori ettiğimizi söyledik. Daha doğrusu bununla ilgili süreçte benden ziyade Delorm da aynı şeyi söylüyor. Tek insizyonlu minaskılara geçmek istiyorum. Özellikle 1990'lı yılların başında yine Paolo Palma tarafından ortaya atılmıştır. Ama daha sakin veya daha efektif formunu Petros'un çalışmalarıyla gördük. Tek insizyonlu minaskıları iki şekilde yapmak mümkün. Birisi U şeklinde, diğeri T şeklinde. Özellikle U şeklinde yaptığınız zaman pubococcus alt yüzüne yapışıyorsunuz. T şeklinde yaptığınız ise operatör internus kasına geçiyorsunuz. Minaskılarla ilgili özellikle verilerin ilk birikiminde maalesef Jinekeer'in ürettiği materyal yüzünden veriler çok kötüydü. Ancak bu materyali devre dışı bıraktığınız zaman dramatik olarak tek insizyonlu minaskıların başarılı operasyon teknikleri ortaya çıktı ki örneğin bizim yaptığımız bir çalışmada 5 yıllık takip sonucunda TOT'tan daha iyi etkili olduğunu ortaya koymuş idik. Gördüğünüz gibi üçünü bir arada resmeden bir slide bu. Bence son derece önemli ve tanımlayıcı. Şurada retropubik todun geçiş yolunu görüyorsunuz. Burada mini silingi, burada ise totu izliyorsunuz. Ancak unutmayın, bu siling ameliyatlarındaki temel espri özellikle puboretral ligamanı kopyalamaktır. Ve puboretral ligamanı kopyalama komponentine bakacak olursanız en başarılı olanın da retropubik TVT olduğunu görüyorsunuz. Komplikasyon açısından değerlendirdiğimizde işeme güçlüğünden tutun da nekrotizan fasiitlere, ciddi hematomlara, mesane içi yaralanmalarına, meşin atılımı ile ilgili komplikasyonlara, hatta ölümlere rastlıyoruz. Özellikle TVT ve TOT yapılan vakalarda
tek insisyonlu minasklarla ilgili ciddi kanama komplikasyonu olan iki vaka tanımlanmış, ancak yaşamı tehdit edici herhangi bir bilginin olmadığını söylemek istiyorum. Ancak özellikle sevgili katılımcılara bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi TOT operasyonlarının hep güvenli olduğu söylenir. Bakın, TOT sonrası ben mesanede örgü vakasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun bir görüntü olmaması için hemen geçeyim görüntüyü. TOT geçirmiş olguda mesane içerisinde çok rahat örgüyü görebiliyoruz. Açıkçası neden oynamadığını şu anda anlayamadım ama bakın, mesanede TOT örgüsünün kaski olmuş formunu görüyorsunuz. Bu kadın 5 yıl kontinent ama sürekli dizirüs olan kadındı. Özellikle kadında ultrasonografide şüphelendi. Sitoskopi yaptığımızda karşımıza bu görüntü çıkmıştı. Bir küçük önemli ayrıntıya daha gelmek istiyorum komplikasyonlar açısından. Özellikle pelvik taban hipertonisitesi yeni tanımlanmış bir ayrıntı. Genç yaştaki kadınlarda ve antiinkontinans cerrahisi olarak TOT geçirenlerde karşımıza çıkıyor. Ve bunun sonucu da kronik pelvik ağrı. Dolayısıyla TOT operasyonlarıyla ilgili özellikle tüm meslektaşlarımın yaşam kalitesi açısından daha dikkatli olmalarını öneriyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. Duyuluyor değil mi sesim? Ben duydum şimdi hocam. Şimdi duydum. Tamam. Şimdi şöyle çok teşekkür ederiz hem güzel sunumunuz için hem de süreye çok iyi uyduğunuz için. Şimdi üçüncü konuşmayı Fulya Hanım yapacak. Profesör Doktor Fulya Hanım şeyden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Türk Uroloji ve Koloji Derneği Başkanı. Kendisi pelvik organ prolapsusunda yönetimi anlatacak. Nasıl yöneteceğiz böyle bir hasta başvurduğu zaman? Buyurun Sayın Hocam. Evet, değerli meslektaşlarım, sevgili katılımcılar, ben de öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Benim bugün bahsedeceğim konu, Sayın İsmail Hoca'nın da belirttiği gibi, pelvik organ prolapsusunda yönetim. Ancak hepinizin bildiği gibi çok sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden biraz da modifiye ettim ve ağırlığı elektif cerrahi yapamadığımız için non cerrahi tedaviler üzerine yoğunlaştırdım. Şimdi isterseniz öncelikle bir bu durumun hangi dönemlerden başladığını paylaşayım sizinle. Hepinizin bildiği gibi bilinen en eski tıp belgesi M.Ö. 1800 yılına tarihleniyor ve 34 bölümden oluşuyor. Burada kavun jinekolojik papirüsünde rahim sarkması tariflenmiş. Yani bakacak olursak vajinal prolapsus antik çağlardan beri tanımlana gelmiş ve tedavi önerilerinde bulunulmuş bir durum. Sıklığına baktığımızda semptom temelinde, muayene temelinde sıklığının değiştiğini görüyoruz. %3 ila %50 arasında. WHI çalışmasına baktığımızda da yine WHI çalışmasında bu sıklığın %50'lere kadar vardığını izlemekteyiz. Pelvik organ prolapsusu ile ilgilenecekse eğer bir hekim, mutlaka 1996 yılında tarif edilmiş olan POPQ muayene sistemini, evrelendirme sistemine hakim olmalıdır. Bu evrelendirme sistemi 3x3 tablosuyla ön ve arka vajen duvarı, total vajen boyu, genital hiatus, perineal cisim ölçümleriyle ifade edilir. Ama bunun basitleştirilmiş formu da vardır.
Bu basitleştirilmiş formu yine yaygın olarak biz hekimlerin birbirimize hastanın takdimlerinde rahat aynı dili kullanabilmemiz açısından çok kıymetlidir. Yeter ki doğru tanımları bilelim. Yine prolapsusu olan olgularda biliyoruz ki bu evreler arttıkça, ilerledikçe ve prolapsus süresi uzadıkça giderek artan kişide sorunlar ortaya çıkmakta. Örneğin pelvik taban fonksiyon bozukluklarına ait şikayetler, başta üriner inkontinans, aşırı aktif mesane, stres tipi inkontinans ya da ürodinami yapıldığında detrüsör aşırı aktivitesi şeklindeyken, prolapsus ilerledikçe, üretradaki bükülmeye bağlı obstrüksiyon geliştikçe hastalar rahatlayabilmekte stres üriner inkontinans açısından. Buna maskelenmiş stres üriner inkontinans diyoruz. Ve daha sonra da giderek idrar retansiyonunda artış, buna bağlı sık idrar yolu enfeksiyonları, daha sonra detrüsörün yorulmasıyla zayıflamış hipotonik akontraktil detrüsör, böylece mesane duyarlılığında azalma ve buna bağlı üst üriner yolun etkilenmesi ve renal hasara kadar giden bir durum karşımıza çıkabilmekte. Bu neden önemli? Bu fizyopatolojik sürece hakim olmak. Prolapsuslu olguların asemptomatik olanlarında hasta başvuru yapmasa bile bizim bu bağlamda hastaları iyi incelememiz, taramamız ve iyi takip planı oluşturmamız gerekiyor. Örneğin bizim bir hastamızda 57 yaşında 5 yıldır sarkma şikayetiyle mevcut ifadesinde muayeneden, cerrahiden korktuğu için başvurmuyor. PESER tedavilerini uygulayamıyor. Bize başvurduğunda renal ultrasonografisinde bilateral pelvik kaliyektazi saptadık. Laparoskopik askı cerrahisi planladığımız bu hastada da yine üreterin ne kadar kalınlaşmış olduğunu, hidroüreteri görebilmekteyiz aynı hastada. Günümüzde prolapsus yönetiminde takip ederken tabii sadece hastaları boş bırakıp takip etmeyeceğiz. Aynı zamanda risk faktörlerini modifiye edeceğiz, yaşam tarzlarını düzenleyeceğiz. Davranış tedavileriyle, pelvik taban egzersizleriyle, gerekirse fizik tedavi yöntemleriyle ve en son aşamada da PESER uygulamaları ile hastaların mevcut sarkmasının ilerlemesine engel olabilir, pelvik taban şikayetlerini önleyebilir ve ameliyat tercih etmeyen hastalarda ya da ameliyat istese bile uygunluğu, tıbbi uygunluğu olmayan olgularda çok dramatik, yaşam kalitesini arttırıcı ve demin bahsettiğim üst üriner traktüs fizyopatolojik süreçlerini önleyici, düzeltici bir tedavi olarak PESER tedavilerini sunabiliriz. Peki kimlere cerrahi tedavi önerilir? Bilindiği gibi hep semptomatik olgular diye ifade ediliyor. Özellikle alt üriner sistem, cinsel veya anal fonksiyon bozukluğu olan, ağrısı olan, vajinal dolgunluk hissi olan ve veya sarkan kitlesi olan hastaları cerrahi olarak tedavi edebiliriz. Asemptomatik olguları yakın takip etmeliyiz ama bu takipte özellikle mesane duyarlılığındaki azalmayı çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Bunun için özellikle işeme sonrası artık idrar tespiti, hastanın sık idrar yolu enfeksiyon öyküsünün olup olmaması ve işenen volüm miktarı özellikle sıkışık halde ölçülmeli ve buna göre bir yol haritası oluşturulmalı bu hastalara.
Eğer konservatif tedavi istemiyorsa semptomatik bir olgu, o zaman PESER tedavisi yapabiliriz dedik ama biliyoruz ki vajen uzunluğu 7 santimden kısa olan, genital hiatus açıklığı 4 santimden fazla olan ve geçirilmiş histerektomisi ve pop onarım öyküsü olan çok ileri evre olgularda, yani evre 4 dediğimiz olgularda PESER başarısı düşük olabiliyor. Bunu bilmekte de fayda var. Dolayısıyla biz PESER ile eğer tedavi edemiyorsak ileri evre bir olguyu, o zaman mevcut bu aşağıda gördüğünüz durumları da tespit ettiysek, o zaman cerrahi tedaviye başvurabiliriz. Gayet ileri morbiditesi olan hastalarda bile gayet iyi tolere edilebilen cerrahi yöntemlerimiz mevcut. PESER tedavisi üzerinde söyleyebileceklerim, özellikle en sık kullanılan PESER tipleri prolapsus için Gellhorn PESER ve halka tipi PESER'ler. Her ikisiyle ilgili yapılmış çalışmalarda da arada bir fark görülmemiş uyum açısından da. Yalnız tabii ki halka tipi PESER'lerde hiç çıkartmadan 3 aya kadar kalabildiğini bilmekte fayda var. Dolgu tipi PESER'lerde bu iki PESER'in başarısız olduğu durumlarda tercih edilebilir. Küp veya donat PESER'leri şeklinde seçeneklerimiz vardır. Yukarıda gördüğünüz halka PESER'de bir kısım görüyorsunuz, bir düğüm gibi. Orası özellikle inkontinans halka PESER'i şeklinde olan bu PESER'ler en çok PESER uyumsuzluğu getiren inkontinansın başladığı durumlarda redüksiyona bağlı değiştirebileceğimiz, halkayı değiştirebileceğimiz inkontinans halka PESER'leridir. Bunu bilmekte de fayda var. Yine Cochrane PESER kullanımları özellikle halka ve Gellhorn PESER'ler şeklinde önerilmektedir. Biliyoruz ki PESER kullanımında sıklıkla erozyon, kanama ya da ağrı şikayetleri olabilmekte. Çünkü menopozdaki kadınlarda çok incelmiş bir atrofik vajen epiteliyle karşı karşıyayız. Bu nedenle östrojen tedavileri bu bağlamda hem de pelvik organ prolapsusu üzerindeki etkisi açısından çok araştırılmış. Sistemik tedavilerle ilgili çok net kanıtlar yok. Ancak lokal tedavilerin özellikle menopozal genitourinary sendrom üstünde ciddi olumlu etkileri olduğu biliniyor. PESER tedavilerinde de eş zamanlı kullanılması genelde birçok dernek tarafından, NICE da buna dahil, önerilmekte. Pelvik organ prolapsusunda konservatif yöntemlerimiz artık işe yaramadığında ya da hastalar bu yöntemlere uyum gösteremediğinde çeşitli cerrahi yöntemlerle prolapsusu düzeltebilmekteyiz. Bu ya hastaların kendi dokularını, bağlarını kullanarak yapılabilir ya daha kompanzatuar dediğimiz mesh gibi bir sentetik polipropilen örgü kullanarak yapabiliriz ya da vajinal açıklığı kapatarak bu yöntemi gerçekleştirebiliriz, restorasyonu. Peki ne gibi tekniklerimiz var? Hepinizin de bildiği gibi restoratif cerrahide özellikle vajinal olarak ön arka kompartman sarkmalarında kolporafi anterior posterior kullanıyoruz. Diğerleri de yine apikal prolapsuslarda kullanılan yöntemler. Kompanzatuar cerrahi artık vajinal yoldan mesh uygulamaları biliyorsunuz FDA uyarısıyla birlikte hemen hemen ortadan kalktı. Dolayısıyla daha çok hemen hemen yaygın bir şekilde ve gold standartta kabul edilen apikal prolapsus için abdominal, laparoskopik veya robotik sakrokolpohisteropeksi şeklinde yapılmakta. Obliteratif cerrahileri Lefort veya kolpoklezis çok rahatlıkla kullanılabilen bir yöntemdir. Burada önemli olan prolapsus cerrahi yöntem seçiminde neleri sorgulayalım? Daha çok bireyselleştirilmiş bir cerrahi yöntem kararı vermemiz gerekir.
Ama herhalde prolapsus cerrahisi için hani bir anahtar nokta söylemem gerekirse o da mutlaka kilit taşının asılmasının önemidir. Prolapsus cerrahisinde mutlaka kilit taşını yani apex'i asmanız gerekir. Aksi takdirde ön arka onarımlar yetersiz olacaktır. Bakın burada sanki bir geniş bir sistosel vakası gibi ön evre 4 ön kompartman, evre 3, evre 4 ön kompartman sarkması gibi bir olgu. Detaylı incelendiğinde evre 2 apikal prolapsusu olduğunu görmekteyiz. Kilit taşını eski yerine taşımadan bilmemiz gerekir ki tüm ön arka onarımlar başarısızlık riski taşıyacaktır. Artık cerrahi ve anatomik başarı hasta beklentilerine odaklı hedeflerimize ulaştığımız vakit gerçekleşiyor. Bu nedenle mutlaka hastanın memnuniyetini göz önünde bulundurmalıyız. Bunun için de mutlaka pelvik taban fonksiyonlarını gözeten bir onarım yapmalıyız. Sadece anatomik başarıya odaklı olduğumuzda yapılan çalışmalar göstermiş ki hasta memnuniyeti işte beklediğimiz kadar yüksek olmamakta. Ben sözlerimi bitirmeden önce yine bir tarama yaparken fark ettiğim bir rehberi sizinle paylaşmak istiyorum. COVID-19 pandemisi için özellikle urojinikolojik hastaları nasıl takip edelim? Artık telemedisinin, teletıbbın öneminden bahseden bir rehber. Çok kapsamlı bir rehber. Hani bunun detaylarını şöyle size sadece göstereyim. Riskli grupları yani mutlaka hastaneye çağırıp her halükarda görmeniz gereken hastaları iyi listeliyor. Bu dönemde prolapsusun takibinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor. Pelvik taban kas egzersizlerini öğreten web sitelerini adres ediyor ve bunları veriyor, bunları paylaşın diyor. Ve yine ampirik, idrar yolu enfeksiyonlarında ampirik antibiyotik kullanımlarının önemine ve hangi antibiyotikleri ne şekilde kullanmamız gerektiğini hiçbir idrar tahlili istemeden ve kimlerde hangi antibiyotikleri seçmemiz gerektiğine yine işaret ediyor. Pestleri çıkartılmadan 2 yıla kadar kalan olgularda da aslında çok düşük yan etkiler olduğu. Bu nedenle PESER çıkartılması için hastaları hiç çağırmaya gerek kalmadığı, 2 yıla kadar kalabileceği güvencesini vermemiz gerektiği, ek olarak tedavilerimize devam edebileceğimiz yine teletıp şeklinde görmeden öneriliyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sevdiklerimizle güzel günlerde görüşelim. Yüz yüze tekrar görüşelim diyorum. Evet. Fulya Hanım, diyordum hani bari şu webinarda koronadan konuşmayız ama yani bir şekilde buldum bir korona kılavuzu. Gerek konuşma zorunda kaldık. Bu arada hani zamanında bitiren hocalarımız da tabii keşke biraz diyor ben uzatsaydım diyorlar ama onlara da çok soru var. Bu şeyin sonunda webinarın sonunda sunacağız. Şimdi Ege Üniversitesi Kadın Doğum Anabilimi'nden doçent doktor Özgür Yeniel Hoca bize ilginç bir konu anlatacak. Doğal orifisten endoskopik cerrahi bu jinekolojide ve ürojinekolojide yeri nedir? Buyurun Özgür Hoca. Sayın Hocam, değerli hocalarım, değerli katılımcılar, ben de herkese iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum sunumuma. Şimdi İsmail Hocam da söylediği gibi aslında bugünlerde biraz daha fazla yayın görmeye başladığımız bir konu. Vajinal orifisten endoskopik cerrahi. Minimal invaziv cerrahi açısından önem taşıdığı için aslında daha çok ilgi çekiyor. Minimal invaziv cerrahi dediğimiz olgu tedavi başarısından taviz vermeden daha az kesiyle daha kısa sürede hastanın daha çabuk
taburcu olmasına, mobilize olmasına, normal hayatına dönmesine imkan verecek şekilde bir cerrahi olmalı. Ama aynı zamanda hem ekonomik olmalı, uygulanabilir olmalı ve üstelik cerrahiden 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ortaya çıkacak komplikasyonları da içermeyerek sürdürülebilir olması gerekiyor. Bizim en çok yaptığımız ameliyat histerektomi, jinekolojiden çok yapılan ameliyat, dünyada da böyle. Benim nedenlerle histerektomi planlandığında literatür yapılabiliyorsa önce vajinal histerektomi, olmuyorsa laparoskopi asiste ya da tamamen laparoskopik ya da robotik cerrahi. Bunlarla da mümkün olmuyorsa ancak o zaman abdominal histerektomi öneriyor ama ekonomik, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması göz önünde tutulduğunda aslında vajinal histerektominin her açıdan uygun bir cerrahi olduğunu görüyoruz. Fakat bazen mümkün olmayabilir. Örneğin uterus büyükse, adezyon ihtimali varsa, özellikle overlerin yapışık ya da geride olduğu olgularda salpingektomi, salpingoferektomi planlanmışsa o zaman sırf bu nedenle vajinal histerektomi mümkün olmayabilir. Bu durumda vajinal cerrahinin endoskopiyle takviye edilmesi gibi bir opsiyon var. İlk yayın bu 97'de burada pnömoperitoneum sağlanmadan vajinal histerektomi sonrasında endoskopi yardımıyla overlerin çıkartıldığı bir cerrahi. Bu da laparoskopi ama single port, yara yarı retraktörleri kullanılarak yapılan yöntem. Bunun vajinal cerrahi adapte edilmiş şeklinden bahsediyoruz. Eldiven kullanılarak yapılabilir. Ya da burada daha sonra geliştirilen portlarla, jel port örneğinde olduğu gibi daha konforlu şekilde yapılması mümkün olabilir. Şimdi son zamanlarda çıkan yazılar, vajinal cerrahiye eklenecek endoskopik prosedürlerin kurtarıcı bir amaç taşıyabileceğini, yani endometriozis, adezyolizis vesaire gibi prosedürler nedeniyle abdominal yola dönmeden vajinal yoldan cerrahinin tamamlanabileceğini söylüyor. Biz kliniğimizde 2018 TÜJOP'ta sunmuştuk bunu. Bizimle beraber çalıştığımız uzman arkadaşımız Gökay Özçelik'in yaptığı bir inovasyon bu. PESSER kullanarak, eldivenden PESSER geçirerek, yani aslında esprisi her klinikte yapılabilecek bir port dizayn ettik. Hepsi reusable olarak kullanılabilir. Hem portlar hem PESSER, bu şekilde bir yol elde edilmiş olabilir. Dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Burada yara yarı retraktörüne eldiven geçirilerek yapılan uygulamayı görüyoruz. Pnömoperitoneum sağlandıktan sonra. Burada da bizim yöntemle, yani PESSER ve eldiven kullanarak vajinal histerektomi sonrası overlerin alındığı bir NOTS uygulamasını görüyoruz. Aynı zamanda eğer uterus büyükse o zaman devaskülerizasyonu güvenli şekilde endoskopik yoldan sağlamak, vajinal histerektomi ile kombine ederek yapmak mümkün. Özellikle büyük uteruslarda bu abdominal yola dönmeyi engelleyecek başka bir prosedür olabilir. Böyle bir uterusu bu şekilde çıkartmak abdominal insizyona dönmeden mümkün olabilir. Bizim kliniğimizde sık yaptığımız uygulamalardan biri de erkek olmak isteyen kadınların tamamlayıcı ameliyatları. Daha çok aslında laparoskopik yol tercih edilirken bu olgularda da NOTS uygulaması sayesinde overlerin ve uterusun NOTS ile alınması mümkün olabiliyor. NOTS uygulamaya başladıktan sonra biz 2019 yılında vajinal oranlarımız çok arttı. Yani laparoskopik histerektomi ile yapacağımız çoğu vakayı vajinal yolla yapabilir hale geldik. Yani 150'den fazla olgu tecrübe etmiş olduk bu şekilde NOTS uygulaması ile. NOTS'la başka neler yapılabilir? Yani aslında daha önce hidrolaparoskopi ile tanımlanmış olan çeşitli infertilite diagnostik amaçla ya da ektopik gebelik ameliyatları yapılabilir. Bir açıdan problem işaret edilmiş literatürde, o da Douglas'tan pnömoperitoneum sağlanırken acaba kör bir giriş bu anlamda komplikasyon neden olabilir mi diye. Bu yayında oldukça yüksek sayıda olguda kör şekilde giriş olmasına rağmen çok az sayıda olguda, o da birçoğu, yani %92'si herhangi bir ilave yönetime gerek kalmaksızın tedavi olmuş. Bu bizim yakınlarda şimdi Fertis Steril'de yayına kabul edilen bir olgu sunumumuz. İki etaplı teknik olarak tanımladık. Burada yaptığımız şey kabaca şöyle, beşlik portla Douglas'tan girip güvenli giriş sağladıktan sonra bunu onluğa genişleterek
yapılacak olan cerrahi yapmak. Yani uterus varken de bazen uterus koruyucu cerrahide de birazdan bahsedeceğim. Bu şekilde bir ilerleyiş sağlamak mümkün olabilir. Burada bir işte torsiyon vakası ya da bir ektopik gebelik vakasında bunları yapmak mümkün. Aynı zamanda ektopik gebelikler için de oldukça çok yaptığımız, yani 20'ye yaklaştı sanırım olgu sayımız, son derece postoperatif dönemde iyileşme bakımından hastaya büyük konfor sağlayan bir cerrahi oluyor. Yani böylece aslında sıkarsız bir endoskopik işlem yapılmış oluyor. Burada ektopik gebelik odağını görüyoruz. Süre kısıtı nedeniyle birazcık hızlı gidiyorum. Soru olursa cevap verebilirim daha sonra. Aynı şekilde bir teratom olgusunda da yine bu şekilde bir yaklaşımla cerrahi tamamlamak, tamamen vajinal yoldan endoskopi asistansında cerrahi tamamlamak mümkün. Diğer bir operasyon da miyom. Anterior yerleşimli bir miyomu yine aynı yöntemle, bu kez ama önden girerek pnömoperitoneum sağlayarak miyomu tespit etmek, çıkartmak, sonrasında da açılan defekti yine laparoskopik olarak onarmak mümkün. Sütür atmak bir tık daha aslında klasik laparoskopiye göre daha kolay. Çünkü yatay zeminde alışık olduğumuz şekilde sütür atıyor oluyoruz. Perlik organ prolapsu cerrahisinden Folio Hoca bahsetti. İkiye ayırabiliriz bu şekilde, rekonstrüktif ve obliteratif olarak. Bir de mesh ile yapılanlar ve native, yani doğal doku onarımıyla yapılanlar şeklinde ayırabiliriz. Vajinal cerrahi bizim asıl yolumuz. Aynı zamanda FDA uyarıları nedeniyle yakın zamanda meshlerle ilgili yeni bir cihazın da ortaya çıkması aslında çok mümkün görünmüyor. Doğal doku onarımında laparoskopik uterosakral ligament süspansiyonla ilgili yayınların da arttığını görüyoruz. Özellikle bu FDA uyarılarından sonra. Ve laparoskopik olarak yapmanın avantajı, bu tip ameliyat uterosakral ligament süspansiyonunda gördüğümüz yüksek orandaki üretral kinging'in engellenmesi. Bakın, laparoskopi yapıldığında %0, vajinal yoldan yapıldığında yaklaşık %10'luk bir sıklıktan bahsediliyor. Aynı zamanda oferektomi niyet edilerek yapılmaya başlanan ameliyatta laparoskopiyle yapıldığında %98, vajinal yoldan yapıldığında %55'lerde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada sıkıntı oluşturan şey, yani laparoskopi cazip hale getiren şey, şurada gördüğümüz üreterin laparoskopiyle abdominal yoldan yapıldığında ayırt edilebiliyor oluşu, uterosakral ligamanların üreter kingi yaptırmadan dikiş atılıyor olması önemli bir avantaj. Aslında NOTS kullanarak biz vajinal cerrahinin sıkarsız olma avantajını endoskopik cerrahinin üretere zarar vermeden, kinkleştirmeden, hatta sistoskopi ihtiyacını ortadan kaldırarak daha güvenli cerrahi yapma avantajıyla birleştirmiş oluyoruz. Burada uterosakral ligamentten yine NOTS marifetiyle sütürün geçildiğini görüyoruz. Şöyle bir son şey var, onu gösterebilirsem. Evet, burada uterosakral ligamentlerin tutulduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir modifikasyon var, yakın zamanda yaptığımız. Üreteri gördükten sonra ameliyatı hızlandırmak için, çünkü single porttan sütür atıyor olmak her zaman çok kolay olmayabilir. O zaman rektumu güvenceye alıp sütür atmayı planladığımız hattın tam ortasına, cerrahların, genel cerrahların ya da işte ürologların kullandığı vasküler kliple atacağımız noktayı işaretleyip daha sonra vajinal yola dönüp ekarte ederek oralara sütür atıp Fulyucan'ın işaret ettiği kilit taşını yerine takmış oluyoruz. Aynı zamanda uterus varken de, uterusu koruyarak da bu cerrahi yapmak mümkün. Bu şekilde bir cerrahi klasik vajinal yöntemle yapmak oldukça zor. Ama endoskopik cerrahi işin içine girdiğinde çok daha üreterleri görmek de, sütür atmak da, güvenli şekilde asmak da, bunların hepsi çok kolay olabilir. Şimdi bu da bir başka vaka, apex prolapsu olan vaka. Bakın, burada da aslında bu videoyu sadece şunun için göstermek istiyorum olabilirse. Uterosakral ligamanın ne kadar kalın olduğunu görüyoruz. Her vakada uterosakral ligament aynı olmuyor. Biz de endoskopiyle baktıktan sonra aslında bu kadar çok varyasyonun olduğunu gördük. Dolayısıyla aslında
hangi olguda uterosakral yapmak lazım? Hangi olguda sakrosüpnöz ligamana dönmek lazım belki? Uterosakral ligamanın hasarlanmasına, gücüne bakarak karar verilebilir. Şu şekilde oldukça sağlam şekilde tutma şansı oluyor ve yaklaşık 9 santim bir vajen elde ediyor. Bu benim son slaytım. Bu hasta 78 yaşında dış merkezde prolapsus nedeniyle vajinal sterektomi olmuş. 1,5 ay sonra da bu şekilde nüksederek bize gelmiş bir vaka. Hastanın eşi yok, cinsel aktivitesi yok. Ama patoloji sonucu endometrium SA gelmiş. Dolayısıyla sadece kolpokrizis yaparak vakayı bitirmek mümkün değil. Overleri de almak gerekiyor. Normal koşullarda belki klasik konvansiyonel laparoskopi eklemek gerekir. Ama NOTS opsiyonuyla ameliyatı sadece vajinal yoldan bitirmek de mümkün olabildi bu sayede. Onkolojiyle görüştük evresine ve hastalığın tanısına göre. Sadece overlerin alınmasının yeterli olacağını öngördük. Bu şekilde ameliyatı yapmış olduk. Hem adezyolizis yaptık, hem overlerini aldık, hem de hasta için en opsiyonel, en doğru cerrahi olduğunu düşündüğümüz total kolpokalezis ameliyatını bu vakada endoskopiyle kombin ederek yapmış olduk. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Teşekkür ederiz Özgür Yeniel Hoca'ya da. Gayet güzel anlattınız. Hem de ilginç bir konu. Şimdi çok sayıda soru var. Şu an itibariyle de 500'e yakın izleyici var, toplantıyı izleyen. Şimdi ben baştan başlayıp sorulara. Ersin, pardon. Evet, Ersin Oğuz serbest çalışan bir meslektaşımız. Akın Hoca'ya bir soru yöneltiyor. Ülkemizin bahsi geçen cerrahi açısından dünyadaki yeri nedir diyor. Önümüzdeki dönemde sağlık turizminde konunun prezentasyonu için yapılması gerekenler nelerdir? Avrupa ve Amerika'ya göre ülkemizin bu konuda tedavi aşamaları ve ekonomik avantajları nelerdir? Görüş ve düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Yani tıbbi bir soru ama aynı zamanda da tabii sağlık turizmiyle de ilgili bir soru. Buyurun hocam. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'de sağlık turizminin başlatılmasıyla ilgili kararlar alındığında Sağlık Bakanlığı'na dilekçeyle müracaat ettik. Sağlık Bakanlığı'na verdiğim dilekçede Türkiye'nin sağlık turizminde yarışacağı tek ve en önemli alanın nörojinekoloji olduğunu vurgu yaptım. Çünkü anti-inkontinans cerrahisinin Avrupa'da çok pahalı, Amerika'da çok pahalı. Hatta ülkemizde, özel ülkelerde de çok pahalı bir ameliyat olduğunu biliyoruz. Fakat bu dikkate alınmadı. Tam tersine komplike işlerden bahsedildi. İşte servikal kanser tedavileri falan falan. Ve Türkiye çok büyük bir sağlık turizm atağını kaybetti. Ürojinekoloji anlamında söylüyor. Çünkü Türkiye'nin çok iyi ürojinekologları, çok iyi biriktirmiş bilgileri var. Örneğin prospekt çalışmasından benim anladığım şudur. Eğer pelvik organ prolapsunuz varsa sakın İngiltere'ye gitmeyin. Oradan ameliyat olursanız %75 lüks olacaksınız demektir. Dolayısıyla Türkiye'nin ürojinekoloji açısından bilgi birikimi çok iyidir. Çok kaliteli insanları vardır. Bilim adamları vardır. Yarışabilecek düzeydedir ve yeni gelen jenerasyonda bizden de iyi durumdadır. Çünkü çok iyi bilgi transferi yaptığımıza inanıyorum. Onun için ciddi anlamda da umutluyum. Akın Hocam, Zeynep Kamil'den Çetin Kılıççı arkadaşımız bir soru soruyor size. Bu single incision mini siliklerde hangi materyali tercih edersiniz? Daha çok hangisini kullanıyorsunuz gibi? Gerçi reklama girmesin ama... Ama şunu söyleyeyim artık tailored meshlerin de brand name'lerle karşılaştırıldığında aralarında çok büyük farklar olmadığı ortaya çıktı. Burada single incision mini siling'deki kullanılacak materyalin uzunluğu önemli. Literatür 6 ila 12 santim kabul ediyor. Bunu 20 santimetreye kadar çıkartanlar var. Monofilaman, polipropilen, mesh
bir 0.8 ila 1 santim genişliğinde, 12 santimetre uzunluğunda kesildiğinde kesinlikle başarılı oluyor. Yalnız eğer zenginseniz, ünitenizde varsa polivinil tetrafitelin yani PVDF'i kesinlikle tercih etmenizi öneririm. Peki. Şimdi tüm hocalara ama Fulya Hoca'ya soruyorlar. Reyhan Gündüz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden. Evre 3 ya da 4 prolapsusu olup inkontinansı olmayan hastalara gizli stres inkontinansı öngörmek için ürodinami, redüksiyon stres testi veya Q-tip test yapılmasını öneriyor musunuz? Ve inkontinans cerrahisinde recurrens olursa, daha doğrusu POP cerrahisinde diyor, inkontinans cerrahisi yapmanız gerekirse hangi durumlarda ekliyorsunuz inkontinans cerrahisi? Bir, öngörebiliyor musunuz diyor. Öyle bir yöntem var mı? İkincisi, hangi durumda ekliyorsunuz diyor. Birlikte inkontinans cerrahisi ya da ekliyor musunuz? Bunu tüm hocalara da sorabiliriz. Akın Hocam size de, Özgür ve Eray hocalara da. Buyurun. Prolapsus cerrahisi yaparken hani anti-inkontinans cerrahisi ekleyip eklememe konusu epeydir tartışılan bir konu. Ve bu konuyla ilgili çok fazla öneriler de var. Ama en son bu konuda varılan konsensus, hani farklı yöntemlerin izlenebileceği, özellikle redüksiyon stres test yapıldıktan sonra pozitif çıkan olgularda, yani idrar kaçışını gösterdiğiniz stres testi pozitif çıkan olgularda aynı anda idrarı kaçırmaya yönelik bir ameliyat eklenebileceği, bir başka görüşte iki aşamalı, yani önce pelvik tabanı onarıp daha sonra bu cerrahiyi ekleyebileceği şeklinde farklı görüşler var. Hani benim görüşümü soracak olursanız, çünkü bu konuda hani böyle A düzeyinde kanıtla bu yapılır diye bir şey olmadığı için, ben kişisel görüşüm olarak mutlaka bu hastaları bir cerrahi geçirecekleri için cerrahi geçirmeden önceki durumlarını, alt üriner sistemi, ki çok etkilendiği malum olan alt üriner sistemi, objektif bir tanı yöntemi olan elimizde şu an en güvenebildiğimiz ürodinamiyle mutlaka değerlendiriyorum. Ama bu rutin, hani benim buradaki yaklaşımım şu, hani bu değerlendirmenin sonucunda eğer çok şiddetli bir stres üriner inkontinans çıkarsa, hastalara midüretral stilling tercih ettiğim için, özellikle de retropubik midüretral stilling tercih ettiğim için, hani hastalara genelde bunu daha sonra da ekleyebileceğimizi söylüyorum. Ama o hastalar eğer derse ki ben ille şimdi istiyorum, hani işeme güçlüğü sıkıntılarından bahsederek aynı seansta ekleyebiliyoruz. Evet. Ama bu iki aşamalı veya aynı seansta şeklinde her ne kadar önerilse de şu da gözden kaçırılmamalı. Anti-inkontinans cerrahisi eklenen, rekonstrüktif cerrahi geçirmiş, POP cerrahisi geçirmiş olgularda başarı oranları daha düşük. Hani bunu da bir dipnot olarak bahsetmek lazım. Evet. Akın Hocam siz ne diyorsunuz bu konuda? Sayın Hocam, pratiğimden Allah'a şükür ürodinamiyi çıkarttım. Ürodinamiyi neden objektif bir test olarak yorumlandığını açıkçası anlamakta güçlük çekiyorum. Ürodinami %50 replik edilemeyen bir çalışmadır. Şu anda pratiğime kesinlikle ultrason almış durumdayım. Ultrasonda aldığım bilgiler ürodinamiden çok daha değerli. Bunu yıllar evvel en iyi anlayan da sizdiniz. Hala anlatırım onu. Neyse, oralara gitmiyorum. Ama günlük pratiğimde kesinlikle pelvik organ prolapsu tedavisi yaptığım olgularda, cerrahisi yaptığım olgularda stres testi negatifse asla ve asla anti-inkontinans cerrahisi eklemiyorum. Ama yaptığım ultrasonografik çalışmada
mesane boynunda açılma görüyorsam, ki bunu sor anlatayım bir ara, o zaman ekliyorum. Ama bir ameliyata mutlaka ekliyorum Sayın Hocam. O da total kolpuk leğiz. Total kolpuk leğizi yaptığım vakalarda kesinlikle midriyetral askı koyuyorum. Pratiğim benim evet. Böyle. Evet. Eray sen bir şey söylemek ister misin bu konuda? Özgür Hocam, Hoca'nın da fikrini alacağız. Yani ben kişisel olarak ultrasonu kullanıyorum. Zaten biz Akın abi ekol olduğu için Akın abi gerekeni söyledi. Ona ekleyecek bir şeyim yok benim. Ama ben genel olarak prolapsus ve fasyaları düzelttikten sonra anatomi iyileşme tamam olduktan sonra inkontinansı varsa ikinci cerrahi hastayı çağırıyorum. Ve şey diyorum yani 20 dakikalık bir operasyon ekleyebiliriz. Önce bütün anatomiyi bir düzeltelim, elimizde ne var onu görelim, ona göre davranalım diyorum hastaya. Yani genel olarak hastayı böyle bilgilendiriyorum. Evet. Özgür? Hocam şimdi bizim pratiğimizde eğer hasta semptomatik de eş zamanlı yapılabilir ama semptomatik değilse okült stres urinary incontinence'ı arayıp bularak eş zamanlı yapmaktansa 6 hafta sonraki kontrolde devam ediyorsa ki çoğu vakada başlangıçta olsa bile kaybolduğunu görüyoruz. Evet. O zaman iki basamaklı yaklaşım tercihimizdir. Evet. Sesim geliyor mu Özgür? Evet. Ben sizi duyuyorum. Tamam. Duyuyorsunuz. Tamam. Şimdi sana yine bir soru var bu notes'la ilgili. Tabii notes diyoruz. Bu İngilizce National Orifice değil mi? Transendoskopik Surgery. Burada vajinal yolla yapılıyor. Burada bir arkadaşımız sormuş. Kimin sorduğunu da şey yapayım. Bir dakika. Evet. Tam olarak şey. Evet. Tolga Karacan Bağcılar Eğitim Hastanesi'nden soruyor. Endoskopik olarak mı posterior kolpotomi yapıyorsunuz yoksa klasik yolla mı posterior kolpotomi yaptıktan sonra endoskopik aletleri yerleştiriyorsunuz demiş NOS cerrahisinde. Klasik kesiyle yapıp sonrasında önce portu sonra da pnömoperitoneum sağladıktan sonra aynen abdominal laparoskopide olduğu gibi kamerayı ve diğer araçları yerleştiriyoruz. NOS eğer histerektomi takiben yapılıyorsa zaten vajinal kaf açıklığından portu yerleştirmek son derece kolay. Ama bazen uterus varken, uterusu koruyarak ya da ektopik gebelik örneğinde olduğu gibi zaten histerektomi yapılacak durumda olmayan hastalarda Douglas'tan girmek gerekiyor. O zaman da iki basamaklı yaklaşımı öneriyoruz. Yani evet. Douglas'tan beşlik portla girip batında olduğumuzu görüp sonrasında işte bir Hagar buji olabilir, açıklığın devamını temin ederek onluk portu yerleştirip sonrasında yine pneumoperitoneumu sağladıktan sonra portumuzu yerleştiriyoruz. Burada port önemli olan sağladığı yolaktır. İçeri girdikten sonra koca bir abdominal kavitede aletlerin hareketi de görüntülemesi de abdominal yoldan farklı olmayacaktır. Soyutladığımız evet. Yazıda bize gelen eleştiri örneğin bunun abdominal yoldan olup olmadığını sordular. Gerçekten vajinal mi diye sordular. Sonra biz onlara onu ispat ettikten sonra zaten yayına kabul ettiler. Bülent Tandoğan hoca Akın Hoca'ya soruyor Zeynep Kamil'den. Pelvik kasların biyomekanik haritalandırılması hakkında Akın Hoca'nın düşünceleri nedir diyor. Şimdi İsmail Hocam benim en büyük sorunlarımdan bir tanesi jinekoloji camiası ile ilgili fizyoterapinin olaya bakışı. Şimdi fizyoterapiyi asla ve asla bir kenara bırakmıyoruz. Ama fizyoterapi kopmuş fasyalar, bozulmuş kontur, kas vektöryel güçlerinin olduğu bir sistemde kullanılmaya başlanırsa siz Karibo'nun çalışmalarını bir kenara bırakın sadece kadına pelvik hipertoniste eşittir ağrıya sebebiyet verirsiniz. Dolayısıyla demin mesela onu da gördüm.
Kegel egzersizlerinde artıştan söz ediliyor. Kegel egzersizi pubokoks göğüs kasını çalıştırır. Başka bir işe yaramaz. Ve kegel egzersizleri kontrolsüz yapılırsa pelvik ağrıya ve daha komik bir şey söyleyeyim, kadınlarda anorgazmeye yol açar. Bunu daha sonra anlatırım gene. Şimdi kegel egzersizi sanki bir sihirli değnekmiş gibi anlatılıyor. Pelvik taban kaslarının özellikle aşırı çalıştırılmasının son derece zararlı bir şey olduğunu iddia ediyorum. Fizyoterapinin özellikle düzenlenmiş bir pelvis işe yarayacağını söylemek istiyorum. Hatta bununla ilgili de son zamanlarda çok güzel yayınlar çıkmaya başladı. Diyor ki yayınlardan bir tanesi, özellikle düzeltilmemiş pelvik tabanda fizyoterapi yaparsanız sonuçta bu kadının şikayetlerini de artıya yol açarsınız. Bireysel kanaatim fizyoterapist arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz, çok seviyoruz. Onlarla ortak çalışmadan da hoşlanıyoruz ama diyoruz ki lütfen önce pelvik tabanın düzeltilmesine müsaade edin. Ondan sonra da devreye girerek iyileştirme yani rehabilitasyonda bize yardımcı olun. Bu bağlamda ben pelvik taban kaslarının haritalanmasına asla itiraz etmiyorum. Evet. Şimdi ekleyebilir miyim buna? Tabii buyurun. Buyur Eray. Yine Akın abinin öncülük ettiği VTI sistemini almıştık biz bu biyomekanik haritalandırma için. Bu sistemi aldığımızda iyi bir muayeneye %18 ek olarak bulgu bulduğumuzu fark ettik bu olgularda. Denervasyonlar, mukozal hipotonisteler, yani biyomekanik haritalandırma bize ekstradan birçok bilgi de veriyor aslında. Onun için biyomekanik haritalandırma bence artık yavaş yavaş güncel uygulamamıza girmeli. Çok az insan kullanıyor. Ancak bizi dediğim gibi ameliyat öncesi normalde fark etmediğimiz ya da hepsi pop sandığımız bazı olguları da soruluyor. Ve ben bu konuda özellikle doğum sonrası unilateral ve bilateral denervasyonları fark ettiğimizi gördüm. Kas, bildiğiniz kaslarda felç var yani. Ve bunların düzeltilmesi, ameliyat edilmesiyle bir ilerleme sağlanabileceğini de düşünmüyorum. Egzersizde de bir ilerleme sağlanabileceğini düşünmüyorum. Bu olguların ayırt edilmesi için önemli bence biyomekanik haritalandırma bu tür aletlerle. Evet, teşekkür ederim. Şimdi soru bölümünde katılımcı sayısı da arttı. Çünkü çok sayıda tartışmalı konu var. Kaç hocam katılımcı sayımız kaç? Vallahi 500 civarında katılımcı var. Şeyde daha çok arttı yani son bölümde. Bu tartışma bölümünde herhalde soruları çok olan arkadaşlarımız var. Şimdi bir soru, bunu hepimiz cevaplayabiliriz. Çünkü kişiye yöneltilmedi. İnkontinansı olan apikal prolapsuslu hastanın apeksi asılırsa inkontinansın da düzeleceğini düşünüyorlar mı? Yani aslında bu biraz evvelki prolapsus cerrahisiyle beraber inkontinans cerrahisi yapalım mı? Nın da bir değişik yolla sorulduğu bir soru. Akın ne dersin ben, bu konuda? Sonra Özgür'e söz vereyim. Şimdi integral teori tabanlı çalıştığımızı hatırlatmak istiyorum biz. Özellikle pelvik tabandaki arka güçleri yani levator tabak ve anüsün uzun kasının oluşturduğu vektörüel gücü uterosakral ligamana karşı koruyan bir cerrahi yaptıysak yani apikal prolapsus tedavisi yaptıysak bu olgularda stres üriner inkontinansı da tedavi edebiliriz. Onun için apikal prolapsus olan olgularda stres testi negatifse ben cerrahime antinkontinans eklemiyorum. Cerrahimi yaptıktan sonra bekliyorum. İşin mantığı integral teori ve ben olaya bakışım böyle Sayın Hocam. Evet. Özgür sen ne dersin bu konuda? Şöyle düşünüyorum ben abi. Yani prolapsus onarımıyla aslında aşırı aktif mesane arasında bir ilişki var. Yani aşırı aktif mesane prolapsus sonrası de novo olarak ortaya çıkabileceği gibi %40 olguda urge incontinence'ın prolapsus onarım sonrası kaybolduğunu biliyoruz. Ama postoperatif stres incontinence diye de bir şey var. Özellikle semptomatik olgularda daha sık gördüğümüz bir şey. Dolayısıyla ben apikal prolapsusu varsa hastanın ve semptomatik
stres üriner inkontinansı varsa eş zamanlı operasyonu, ama değilse o zaman beklemeyi öneriyorum. Apikal prolaps onarımıyla var olan bir stres üriner inkontinansında iyileşebileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Peki. Eray, ekleyeceğim bir şey var mı bu konuda? Apikal prolapsu düzeltmeden bazen sadece stres inkontinansa yönelik operasyon yapıldığını görüyoruz hocam. Bu olgularda obstrüksiyon bulgusu daha çok gelişiyor daha sonradan. Ve hastalar hiç memnun olmuyorlar. Arkadaşlar mutlaka prolapsu da düzeltmeleri gerektiğini düşünüyorum ben de. Evet. Şimdi Cihan Karadağ Okan Hastanesi Özgür Yeniel Hoca'ya bir soru soruyor. Vaginal yoldan yapılan endoskopik cerrahinin avantajları nedir? Neden vaginal yoldan yapalım? Laparoskopi daha geniş ve rahat bir cerrahi alan sağlamıyor mu diyor. Teşekkürler soru için. Şimdi şöyle, laparoskopi, laparotomiden laparoskopiye dönüşün gerekçesi daha zor. Belki sütür atmak daha zor, ameliyat süresi belki başlangıçta daha uzun. Ama kozmetik nedenlerle daha az küçük kesiler yaparak ameliyatı yapıyor olmak. Aynı şey aslında burada geçerli olmuş oluyor. Vajinal histerektominin sağladığı avantajları sadece belli bir hasta grubundan daha büyük bir gruba yayılmasını amaçlıyoruz. Vajinal endoskopi operasyonlarıyla. İkincisi, eğer uterosakral ligament süspansiyonu yapmak istiyorsak, doğal doku onarımı olsun istiyorsak, yani prolapsusa karşı bir ameliyat yaparken seçeneğimiz uterosakral ligament süspansiyonu ise, o zaman üretra kinginin minimuma indirilmesi gerekiyor. Şimdi en çok bu ameliyatı yapan otörlerden birisi Rudolfo Milani. 500'e yakın olguluk bir serisi var. Onun bile üretral king yüzdesi %2,5. Dolayısıyla genel oranında %10 olduğunu düşünürsek, üreterleri görerek, üreter kingini elimine ederek, uterosakral ligamanı hem de en güçlü yerinden fazla sayıda sütürle asıyor olmak aslında NOTS'un sağladığı bir avantaj olmuş oluyor. İki, vajinal histerektomi sonrası overleri almaya niyet ederek ameliyata başlamışsak eğer, literatüre göre overlerin her durumda alınamadığını biliyoruz ve oranın da %60 ile %80 oranında verildiğini biliyoruz. Bu şekilde yapıldığında, yani NOTS eklendiğinde vajinal histerektomiye, eğer overektomi yapılacaksa, oranın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Biz kendi pratiğimizde vajinal histerektomi oranımızı arttırdığını gördük. NOTS yapmanın. Yani dolayısıyla sonuçta öğrenme eğrimizin de kısalmasına yol açacağını düşünüyorum. İlave olarak da uterosakral ligament süspansiyonu gibi bir prosedürün daha güvenle yapılabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle bunu önemsiyoruz. Evet. Şimdi TİRE'den Bilge Özgören meslektaşımız Sivaslıoğlu Hoca'ya bir soru soruyor. Bu doku fiksasyon sistemleri hala yasaklanmadığı bir ülke var mı diye bir soru sormuş, ama herhalde meşleri soruyor. Meşlerle ilgili, yani vajinal meşler. Ya bu konuda ne dersiniz Sayın Hocam? Sayın Hocam, bu yasak konusu bence çok gereksiz yere abartılıyor. Şimdi bakın, örnekler vermek istiyorum. Mısır askı cerrahisini de yasakladı. Biliyorsunuz Mısır'ın İngiltere ile olan ilişkilerini hatırlayın. Fakat geçenlerde Abdelfettah'dan öğrendiğim bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Mısır tekrar askı cerrahisine müsaade etmeye başlamış. Bu yasakların en dinamik olduğu ülkelerin başında İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya geliyor. Bugün İngiltere'de özellikle doktor hekimle çok özel bir anlaşma yaparak askı cerrahilerini yapıyor. Ama genel bilgi bize anlatıldığı üzere bunlar yasak. Ama işin rengi böyle değil. Ha, doku tutunum sisteminin yalnız bir başka özelliği var. Bu soruyu soran arkadaşa teşekkür ediyorum. Sanıyorum kendisi biraz uluslararası lay medyayı takip ediyor. Yani bilimsel medya değil de lay medyayı takip ediyor olasılıkla. Evet, TFS konusunda özellikle Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da çok ciddi bir karşı kampanya var. Bu doğrudur. Bunun da altındaki yatan temel detay Peter Petros'un
askı cerrahisi öncesinde yaptığı deneylerde elde ettiği sonuçları gizlediğine ilişkin bir soruşturma sonucu var. Yoksa dokuz sunum sisteminin kendisiyle ilgili, uygulamasıyla ilgili herhangi bir problem yok. Ama genel bir meş yasağın parçası olarak karşımızda duruyor. Bu arada hemen söylemekte fayda görüyorum. Lütfen sevgili arkadaşımız Japonya literatürünü takip etsin. Şu anda Japonya TFS'yi dünyada en çok uygulayan ülkelerin başında geliyor. Orada Hiromi'nin kliniği, hocam rakama lütfen dikkat edin, haftada yaklaşık 200 TFS yapıyor. 200 TFS kullanıyor. Evet. Okay. Teşekkür ederiz. Şimdi valla o kadar çok soru var ki bunları da tabii hepsini soracağız. Zamanımız da var. Arkadaşlarımız arka arkaya soru soruyorlar. Şimdi Fulya Hoca bağlandı değil mi tekrar? Fulya Hanım'a da sorular var. Diyor ki Selçuk Söylemez Hoca sormuş. Apikal prolapsusa diyor 2 yıla kadar kullandığınız peser hangi tiptir? Daha çok hangi tip peser kullanıyorsunuz diye sormuşlar. Peser olarak halka peserler en sık kullandığım peserler. Evet. Eğer halka peser başarılı olmadığı takdirde çok ileri evre bir prolapsus varsa Selçuk Hocam o zaman küp peserlerde yine oldukça başarılı sonuç veriyor. Ama hasta uyumu açısından hani halka peserler cinsel aktivite devamını da sağladığı için 3 aya kadar hiç çıkarılmadan kalabildiği için hani çok rahat ediyor hastalar. Hani özellikle ben bu şekilde bir pratikte uygulama yapıyorum. Ama gördüğünüz gibi literatürlerde bunu destekliyor zaten. Evet. Yine yani değişik bir soru. Bahar Sarı İbrahim Aztepe, Kocaeli Derince Eğitim Hastanesi'nden. Devlet hastanelerinde bazı hastalar çok istemeseler de kontraindikasyon yoksa vaginal doğum yapmaktalar. İlerleyen dönemde bu kadınlar idrar kaçırır ya da ileri derecede prolapsusu olursa geriye dönük vaginal doğum yaptıran hekimlerden şikayetçi olabilecekler mi diyor? Ya da bu böyle bir şey teşkil eder mi? Hani şikayet konusu prolapsusun ya da inkontinansın istenmeyen bir vaginal doğuma bağlı olabileceği konusu hakkında düşünceleriniz nedir? Ben hemen bir yanıt vermek istiyorum buna çünkü bununla ilgili güncel bir bilgim var. Türk hukuk sisteminde böyle bir şey söz konusu değil. Yani 18 yaşına kadar diye bir şey geçiyor ama böyle bir olay yok. Fakat İngiltere'nin aldığı böyle bir karar var Sayın Hocam. Evet. Özellikle iri bebek doğumlarına bağlı kadınlarda ileride gelişecek pelvik komplikasyonlardan hekimlerini sorumlu tutacaklarına ilişkin bir yönergeleri var. Kabul ettikleri yaklaşık bir yıl önce. Evet. Fulya Hocam siz ne dersiniz? Bu konu hani sadece bizim ülkemizi bağlayan bir sorun değil. Sizin de söylediğiniz gibi Akın Hocam. Hani bu çok tartışılmış, makalelere konu olmuş bir konu. Hatta en son your choice, yani sizin seçiminiz mutlaka hastaya sorulmalı şeklinde yorumlar da var. Özellikle biz anamnez alırken risk grubunda mı hasta? Yani bir prediksiyonumuz var mı vajinal doğum yaptırdığımız takdirde? Eğer 18 yaş altı bir adolesan gebelik söz konusuysa örneğin, hani bu grup ciddi risk altında oluyor. İşte boy kısalığı, aile öyküsü, inkontinansı olması, bunların hepsi riskle ilişkili durumlar. Dolayısıyla siz burada bir obstetrik açıdan, bir de urojinekolojik açıdan iki şapkayı da bir araya getirerekten o hastaya en doğru bilgilendirmeyi yapmalı ve hastanın seçimine karar vermede aktif rol oynamalıyız. Çünkü sadece pelvik tabanı koruma gözüyle hareket edemeyiz. Eğer riski düşükse ben pelvik tabanımı koruyacağım diye bir yaklaşımın da
doğru olmadığını düşünüyorum ben. Obstetrik riskler de artmaktadır riski düşük olan kadınlarda. Zaten bu nedenle sürekli bir nasıl bir prediksiyon yapabiliriz en doğru şekilde? Bunun arayışı var. Bütün literatüre baktığımız zaman hep bu bağlamda klinik prediksiyon nasıl yapılır? Riskli grup en iyi nasıl tespit edilir ve bunlar nasıl doğru triyaja alınır arayışı içerisindeyiz ama tabii net bir şey yok şu anda. Sizin de dediğiniz gibi ülkemizde zaten bakanlığın uygulaması daha çok obstetrik pencereden bakıyor ve bu şekilde bir yaklaşım var. Evet hocam, İngiltere'de 4500 gram üstünde çocuğu vajinal yolla doğurttuğunuz takdirde ileride çıkacak pelvik komplikasyonlardan sorumlusunuz. Ben İngiltere profilini ve riskini söylüyorum. Hemen bir şey daha hatırlatayım ki Ankara Tıp Ekolü'nden geliyorsunuz. Biliyorsunuz özellikle sinekoide yüksek forceps, orta alçak forceps çok yaygın kullanılırdı. Mesela şu anda yüksek forceps neredeyse yok, artık kimse yapmıyor. Şimdi yüksek forceps taktım ben bu çocuğu doğurttum demek lüksümüz bizim dahi yok. Dolayısıyla risk faktörü anlamında tanımlanmış bir risk faktörü var. O da 4500 gramdan fazla olmak. Bir diğeri yüksek forceps. Onun dışındaki ayrıntılara katılıyorum. Sizin dediğiniz gibi arası başka bir şey. Evet. Kocaeli Derince Eğitim'den Hasan Terzi Hoca, Özgür Hoca'ya sormuş. Geçirilmiş cerrahisi olan hastalarda Douglas obliterasyonunu ekarte etmek için bir yöntem kullanıyor musunuz? NOS için diyor. Hasan, teşekkür ediyorum. Şöyle, burada yapılması gereken şey aslında diğer cerrahilerden çok farklı değil. Yani yapışıklık ihtimali laparoskopide de var. Küçük trokar kullanarak, 3 milim ya da 5 milim trokar kullanarak önce güvenli bir yerde olduğumuzu teyit ettikten sonra pnömoperitonemi sağlamak uygun olabilir böyle bir durumda. Ve bunun için de eğer herhangi bir hasarlanma olursa, zaten o çalışmada da gösterdim, çok büyük oranda herhangi bir şey yapmak gerekmemiş. İlave bir cerrahi yapmak gerekmemiş. 3 milimlik bir trokar ya da 5 milimlik trokarla bağırsak hasarı olsa bile ilave bir cerrahi yapmak gerekmemiş %92 olduğunda literatüre göre. Ama olursa da zaten bizde oldu örneğin öyle bir vakamız. Tek sütürle, yani batına dönmeden retroperitondan hasar onarılmış oldu. Onun için zaten iki basamaklı yaklaşımı tanımladık ve yayınladık. Evet. Şimdi bu not konusunda Sertaç Ayçiçek meslektaşımız, yine bir meslektaşımız Eda Şahin, bunun videosunu izlemek istediklerini, yani batına nasıl giriş. Tabii şimdi böyle bir zamanımız yok. Sizle iletişime girsinler ve bu konuda hani bir video bir şey varsa, var tabii bir hocam, sürü. Korona geçsin, kliniğe de bekleriz. Çünkü bizim rutin bir parçası halinde her zaman paylaşmak lazım. Yani o da olabilir. O da olabilir. Şimdi Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nden Fatma Hanım, inkontinansta medikal tedavide güncel literatürde enurezisde araştırılan selektif noradrenalin geri alım inhibitörü atomeksetin ve rubeksetin kullanımı hakkında bilinen araştırma var mı? Nörojenik mesaide istemsiz detrisörde kullanımı nasıl olur diyor. Tabii bizim anlattığımız konular içinde bu yok. Ama eğer hani katkıda bulunmak isteyen hocamız varsa noradrenalin geri alım inhibitörleri, belki serotonin geri alım inhibitörü yapmak istiyor. Serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörleri, evet, tek molekülde şu anda piyasada uygulama amacıyla kullanılıyor. Hatta Avrupa Üroloji Birliği ilginç bir şekilde bu ilacı stres üriner inkontinans tedavisi için tanıdı. İlginç bir şekilde. Oysa günün itibariyle FDA'nin stres üriner... Ama o duloksetin değil mi? Evet, evet, duloksetin. Zaten bunlar da duloksetinin diğer molekülleri. Türevleri, evet. Evet. Yani tek molekülde hem serotonin hem noradrenalin geri alım inhibisyonu yapıyor. Evet. Zaten aslında duloksetin aynı zamanda bir antidepresan. Antidepresan. Antidepresan.
Şimdi özellikle stres üriner inkontinans tedavisinde gün itibariyle, bakın stresten bahsediyorum, özellikle FDA'nin kabul ettiği bir ilaç yok. Söz konusu ilacı stres üriner inkontinans için kabul eden Avrupa Üroloji Birliği. Ancak bütün bu ilaçlar özellikle detisör kasındaki kasılmanın durdurulması amacıyla olgulara kullanılıyor. Ama tedavilerinin ne kadar başarılı olduğu konusu çok spekülatif. Oralara girmek istemiyorum. Evet. Şimdi tabii Eray Hoca anatomi anlattığı için anatomiyle ilgili hani tartışmalı çok konu olmadığından herhalde direkt hocaya yönelik soru gelmiyor ama her soruya katkıda bulunabilir. Fulya Hoca'ya bir soru var. Hacer Uyanıkoğlu Harran Üniversitesi'nden. Bu prolapsusta son dönemlerde laser cihazı ile vajinal sıkılaştırmadan bahsediliyor. Bu aslında sizlerin de konularına giriyor ama bu yani çok derin de bir konu. Çok, bu çok esas kısaca. Eray'ın... Fulya önce sana söz vereyim sonra da Eray Hoca'ya söz verelim. Bir de evet, okulda Fulya Hoca bana bir teşekkür borçlu değil mi Fulya Hoca? Aynen. Evet, teşekkürü de ifade edeyim. Bir lazer cihazını Akın Sivaslıoğlu Hoca'nın da yönlendirmesiyle deneme için araştırma, bir pilot araştırma yapmak üzere biz üniversitemizi almıştık ve aşağı yukarı 25 vaka civarında deneme yaptık. Ve bu hani konudan gözlem olarak ancak ifade edebileceğim, her ne kadar literatüre baktığınızda hani çok ciddi prolapsus olgularında bu vajinal lazer uygulamalarıyla çok dramatik sonuçlar almış gibi bazı yayınlar bulunsa da biz hafif prolapsus yani evre 2 prolapsuslarda bile sadece ön prolapsus gibi hani hiçbir farklı sonuç elde edemedik bu bağlamda. Hani POPQ 3x3 incelemesi yaptığımız halde bile en ufak bir farklılık olmadığını gördük. Fakat semptomatik rahatlama inanılmaz farklı. Yani hasta inanılmaz rahatlıyor. Bütün semptomları ortadan kalkıyor. Bunu da şuna bağladık. Gerçekten şu anda da kabul edildiği üzere lazer tedavisinin en güzel etkinliği menopozal genitourinary sendromda kendini gösteriyor. Teşekkür ederim hocam. Çok dolayısıyla topikal östrojen tedavisi kullanılamayan olgularda hani bence hakikaten çok ciddi bir alternatif olacaktır ama mild stress urinary incontinence'da bile etkin olabileceği yönünde bir inancım yoktur. Bu küçük vaka serilik gözlemimden sonra benim. Evet, Eray Hoca sizin nedir bu konuda düşünceniz? Hocam, lazerin etki mekanizması sadece mukozal derinlikte etki edecek şekilde yakma yapıyor. Şimdi pelvik organ prolapsusunu hatırlayalım. Neden oluyordu? Genital hiatus aşırı miktarda açılıyor. Bazı kaslar yırtılıyor. Bazı sinirler denerve oluyor. Bazı bağlar yırtılıyor. Bazı fasyalar kopuyor. Şimdi bu kopuklar, yırtıklar varken siz yüzeyi kalınlaştırarak ancak vajinal orifisi biraz daraltabilirsiniz. Biraz da epitelizasyonu arttırabilirsiniz. Bunlarla pelvik organ prolapsusunu tedavi etmek zaten mümkün değil. Ancak çok hafif olgularda, hocam zaten bahsetti, çok hafif olgularda epiteli kalınlaştırarak, bir kere hastalarda bence bir miktarda plasebo etkisi var olduğunu düşünüyorum. Bu işe bir şey yaptırdım, bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Hastalara tabii ki lazer tedavisinden sonra git hiçbir şey yapma da denmiyor. Kimisine pelvik egzersiz öneriliyor, kimisine iyileşme sürecinde östrojen veriliyor. Yani ek şeyler de hastalara tavsiye ediliyor. Bunların da pozitif katkısı var ama daha bu şey mantığı yani patofizyolojiye uygun bir yaklaşım değil lazer. Evet. Şimdi Berna Haliloğlu Peker Hoca, Maltepe Üniversitesi'nden tanıdığımız, bizim yönetim kurulumuz üyesi aynı zamanda. Mini sinir sonrası
Stres üriner rekürensi için risk faktörleri hakkında düşünceniz nedir diyor. Akın Hocam siz anlatmıştınız konuyu. Risk faktörlerinin başında obezite geliyor. İkincisi kullanılan mini silingin hangi materyal olduğunu geliyor. Berna'ya çok teşekkür ediyorum. Aslında o kadar güzel bir soru ki bu. Şimdi mini siling dediğiniz zaman aslında hangi mini silingden bahsettiğinizin adını koymanız lazım. Çünkü o kadar çok mini siling var ki. Örneğin çıpalananlar var, çıpalanmayanlar var. İşte PVDF'den yapılmışlar var. Özellikle polipropilen monofilamandan yapılmış ama boyu kısalar var veya boyu uzalar var, uzunlar var. Dolayısıyla kullandığımız veya konuştuğumuz materyal üzerinden bence soru sorulmalı. Ancak genel risk faktörler açısından vurgulamak gerekirse ki bununla ilgili de bizim yayınımız hazırlanıyor. En önemli planda biz obeziteyi gördük. Ondan sonra gelen geçirilmiş cerrahi gerçekten çok fark ettirdi bizim vaka serilerimizde. Bir diğer detay kullanılan teknik. Bu üçünün son derece önemli detay olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii yavaş yavaş da webinarı bitirmeye yaklaşıyoruz. Tekrar bir soru hocam, Akın Hoca size. TVT'nin dramatik üstünlüğü var mı diyor. Evet. TVT'nin dramatik üstünlüğü var. Zaten TVT tartışmak bile anlamsız açıkçası. Özellikle intrinsik sfinkter yetmezliği olan vakalarda yapılması gereken ameliyat TVT. TOT bir salvage operasyondur, kaçış ameliyatıdır. Hiçbir zaman, ben geçenlerde bir webinar yaptım ve TOT neden yapılmamalı diye konusu oydu. TOT'a karşı ciddi anlamda bir veri biriktiğini hatırlatmak istiyorum. Özellikle TVT'nin vazgeçilmez yöntem olduğuna inanıyorum. Hele ki bir disiplin kullanılacaksa zaten bu şekilde yapılmalıdır diye düşünüyorum. Bu soruyu Ahmet Bakkı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'den sormuş. Yine buna benzer bir soru Ali Akkoyunlu muayenehane hekimi. TOT cerrahisinde yönelme neden azaldı diyor TOT cerrahisine. Bunu açıkladınız. Yani etkinliği düşük. Tabii. Ve uzun dönemde inanılmaz bir sorunları var bu hastaların. Evet. Bir tanesi ağrı, diğeri urgency. Evet. Şimdi pelvik bu fizyoterapiyle ilgili tabii konuştuğunuz için yani bu pelvik kaslarla ilgili fizyoterapistlerden de birçok şey var. Mesaj var. Katkıda bulunmak isteyenler var. Her zaman. Pelvik taban fizyoterapisi sadece Kegel egzersizlerinden ibaret değildir. İşte teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani aydınlattı. Deniyor. Ve kişiye özel olarak bunlar planlanabilir demiş Başkent Üniversitesi'nden Emel Sönmezler ve kanıt düzeylerini söylemiş. Şimdi Osman Balcı özel muayenehane Konya'dan soruyor. TOT ya da TVD mesh erozyonu ile ilgili görüşleriniz diye. TOT'ta daha fazla zaten mesh erozyonu. Özellikle lateral sulkusları derin olmayanlarda ama TVD'de daha fazla işeme güçlüğü görüyoruz. Evet. Çetin Kılıççı, bunu da son soru olarak şey yapayım. Hepinizin fikri de olabilir. Bu CESA vardı biliyorsunuz bu şeyde ameliyat yöntemi. Saklısın. Urgent continence'da. Bunun diyor etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve aynı zamanda prolapsusu da düzeltiyor mu? Ve aynı zamanda da bu örce etkili mi diye bu konuda görüşü olan Profesör Yager'in geliştirdiği bir tekniktir. Türkiye'de ilk uygulayan da benim. Sanıyorum sevgili Fulya Hocam'ın da katıldığı Köln'deki seminerleri hatırlıyorum. Orada özellikle urgent incontinence cerrahisi için kullanmaya başlamıştı.
özellikle apikal prolapsus tedavisi için de kullanılabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten etkin bir tedavi, etkin bir cerrahi. Bireysel kanaatim urge urinary incontinence tedavisinde yeri dramatik olarak var. Hatta devam eden olgularda TOT veya TVT etkilenerek tedavi %80'lerin üzerine çıkartabilirsiniz. Fulya Hocam'ın da bu konuyla ilgili deneyimli olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Herhangi bir şey eklemek isteyen arkadaşımız var mı? Eray Hocam, sen az konuştun. Ondan. Hocam ben zevkle dinliyorum. Hocalarım konuşuyorlar. Ben single port yapıyoruz biz. Bir tek onu evet. eklemek istiyorum. Çok zor vakalarda single port yapıyoruz. Vajinallerde de pneumoperitonizasyon yapmadan yine laparoskopik aletlerle overleri çıkartıyoruz. Onlar da evet. pratik bilgi olabiliyor. Yani iyi bir ekartasyonla pneumoperitonizasyon yapmadan da yapılabiliyor operatör. Evet. Bu Eda Şahin Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesi o da bu CESA VASA ameliyatından çok yaptığını söylüyor. Ve bazı hastalarda çok işe yaradığını evet. Belirtiyor. Bu hangi hastane? Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesi. Burada Doktor Hanifi Şahin İstinye Üniversitesi Gazi Osman Paşa o da bu ameliyatlardan yaptığını. Laparoskopik mi yapıyorlar, açık batım mı yapıyorlar hocam? Burada onu belirtmemişler. Ne yolla yaptığını. Fakat hani teknik olarak sonuçta evet. hani bunun Aynen. faydalı olduğu konusunda görüşleri var. Not konusunda, eğitim konusunda çok mesaj var Özgür. Hani NOS'ta eğitim isteyenler, onları not ederiz. Fulya Hocam, eklemek istediğiniz son olarak söylemek, artık bitiriyoruz. 1,5 saati geçtik. Evet. Yani ben hani şu son soruyla ilgili Akın Hocama evet. şöyle bir katkıda bulunabilirim. Hani CESA ve VASA ameliyatı gerçekten hem kullanılan mesh tipi açısından hem de teknik açısından daha fizyolojik olarak uterosakral ligamanlar orada taklit edildiğinden ve çok minimal bir mesh kullanıldığından, kullanılan evet. mesh'in farklı olması nedeniyle prolapsus da çok başarılı. Prolapsus da başarılı olduğu için tabii prolapsusa sekonder gelişen tüm alt üriner sistem semptomlarında dramatik düzelme yapıyor. Ama evet. hani fikrim urge incontinence, urgency incontinence için kullanılmamasıdır. Çünkü hani böyle bir tedavi, urgency incontinence'da CESA-VASA tedavisinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda da böyle rutin pratiğe girmesini gerektirecek bir hiçbir öneri de yoktur diye düşünüyorum. Evet. Deneme aşamasında ameliyatlardan biridir. Evet Fulya. Eda Şahin laparoskopik olarak yapıyormuş. Hemen cevap geldi. Kendisi laparoskopik olarak yaptığını söyledi. Tebrik ederiz arkadaşımızı. Çünkü kolay bir ameliyat da değil aslında. Aynen. Riskleri olabilecek bir ameliyat. Tebrik ederiz. Çok sayıda teşekkür var hepinize. Değerli hocalarım. Çok sayıda teşekkür var. Onları ilettiler. Ben hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Akın Hocam, Eray Hocam, Hulya Hoca ve Özgür Hoca. Çok çok teşekkürler. İnşallah tekrar bir toplantıda bir arada oluruz. Meslektaşlarımıza da bu saate kadar bizi izledikleri için ayrıca teşekkür ederiz. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği adına. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.